size hitap etmek üzere hukuk temelli, daha çok siyasi değil, hukuk temelli bir yazı metni hazırladık ama bu kadar güzel insanın karşısında nasıl konuşacağız bilemiyorum. Gerçekten çok 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 mutluyum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilen ceza ile ilgili basın açıklamamızdır. Hukukun üstünlüğüne inanan saygıdeğer Büyükşehir halkı, emekler basın mensupları, katılımınızdan onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na 14-12-2022 günü verilen hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz cezayı protesto etmek amacıyla Millet İttifakı'nın Seydişehir temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak burada bulunmaktayız. Haktan, hukuktan, adaletten ve gerçeklerden uzak siyasi baskı ile verilen bu ceza kıymetli başkanımız Ekrem İmamoğlu'na değil, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca yurttaşımıza verilmiştir. Bizler elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerine ve kararlarına saygı duyan, hukuka ve usule uygun yargı kararlarını tanımakla yükümlü olduğu bilincinde olan hukukun üstünlüğüne inanan yurttaşlarız. Çağ açıp çağ kapatan Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kadıyı satın aldığınız gün adalet ölür, adaleti öldürdüğünüz gün devlet ölür sözünde açıkça ortaya konulduğu gibi adalet her şeyin temelidir. Ancak aynı bilinçle hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukuku uygulanarak verilen yargı kararlarını da eleştirip karşı çıkmayı görev bildiğimizden başkanımıza ve adalete susamış herkese sahip çıkıp çıktık çıkacağız. Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartacaktır. Bunu böylece bilin. Bu karar hukuki bir karar olmayıp siyasi bir karardır. Neredeyse çeyrek asırdır ülkemizi yöneten Erdoğan, devletin her alanı üzerindeki nüfuzunu, kendi iktidarını güçlendirip, rakiplerini baltalamak için kullanarak otoriter rejimini güçlendirmektedir. Bugünkü gücü elde etmekte kullanılan geçmişteki mağduriyet iddialarının aynılarını siyasi baskılama aracı olarak kullanmaktadır. Bugünün muhalefeti bizlere bu baskıyı reva görmektedir. Bu yaklaşım da milletimizdeki adalete olan güvene zarar vererek toplumu doğrudan kutuplaştırmaya itmektedir. Zaten arkadaşlar en kötüsü de bu. Biz barış, huzur, kardeşlik diyoruz. Bunlar kutuplaşmaktan beslenmektedir. Bizler Millet İttifakı olarak toplumsal barışın savunucusu ve sağlayıcısıyız. Bizler söz veriyoruz ki iktidarımızda ülkede eşitliği, barışı, kardeşliği ve adaleti tesis edeceğiz. Yine siyasi baskılarla iptal ettirilen İstanbul yerel seçimlerinde ilk seçimdeki 13 binlik farkı neredeyse 1 milyona çıkaran milletimiz bugün de bu hukuk garabeti kararın dersini ilk seçimde aynı şekilde verecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli irade öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taş ve tahlar yanar, yok olur sözünde de belirttiği gibi
milli irade yasak tanımaz. Günümüz siyasi iktidarına açık çağrımızdır. Gelin sırf iktidarda kalma hırsıyla artık bu toplumu kutuplaştırmaktan vazgeçin. Kazanan Türk milleti olsun, kazanan adalet olsun, yaşasın yargı bağımsızlığı. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok, biz kazanacağız. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum hepinize. Arkadaşlar. Adalet, 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 hukuk, adalet, hukuk, adalet. Saygıdeğer hemşerilerim, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Türkiye'de olağanüstü şartlar ve olağanüstü günler yaşıyoruz. Artık Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Türkiye güvenilir bir devlet olmaktan çıktı. Türkiye ayarları bozulan tek adamın yönettiği bir devlet haline geldi. İşte Millet Partisi, Millet İttifakı'nın bir araya getirdiği biz bu Türk milletinin evlatları hukukun üstünlüğünü tesis etmek için, Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartmak için, Türkiye'yi ayarları bozulan devletten tekrar güvenilir bir devlet haline getirmek için yola çıktı. Ve bu yolda inanıyoruz ki hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Ben tarihi çok severim. O yüzden şu söz çok hoşuma gider. Tarih tekerrürden ibarettir. İbret alınsaydı tarih tekerrür etmezdi. Yanı başımızda bir diktatör vardı. Saddam, hepinizin bildiği. Ve Saddam bir gün mahkeme karşısına çıktı. Ve mahkeme idam cezası verdi. Mahkeme idam cezası verdiği zaman Saddam dedi ki, beni nasıl bu maddelerden yargılar ve idama mahkum edersiniz? Orada hakimler şunu söylediler. Dediler ki, işte senin ayarını bozduğun, işte senin yarattığın kanunlarla biz seni yargıladık ve onun için idam ettik. O yüzden şimdi hukuku, adaleti tanımayanlara diyoruz ki, eğer siz bu adaletin kantarını bozarsanız, bir gün o kantar gelir sizi tartar. O yüzden saygıdeğer arkadaşlarım, inançla ve imanla mücadele edeceğiz. Bunlar hep tek adamın korkusunun, tek adamın hırsının yarattığı şeylerdir. Bir yüreğe eğer korku girerse, bir yüreğe eğer hırs girerse, akıl kaybolur. İşte bugün bunların akılları kayboldu. Çünkü kaybedeceklerine inandılar. O yüzden biz büyük bir inançla birlik ve beraberliğimizi bozmadan mücadele edeceğiz. Önümüze hangi engelleri çıkarırlarsa çıkartsınlar. Sadece İmamoğlu'na değil, isterlerse bize de yasak koysunlar. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz ve mücadelemize sonuna kadar, ölene kadar evlatlarımız için, torunlarımız için mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz bu güzel toplantı için hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi veriyorum. Millet iradesinin gaspı anlamına gelen bu olayı telhin için burada toplandık. Bizler Millet İttifakı olarak bunu şiddetle kınıyoruz. Ancak
şu bilinmeli ki bu tür olaylar Millet İttifakı'nın daha çok kenetlenmesini ve milletin bu konuya daha net bakış açısı getirmesini umut ediyoruz ki böyle olacaktır. İnşallah bu tür olaylar belki de bizim hayrımıza olmuştur. İnşallah sorunun hayır olması dileğiyle hepinize saygı ve hürmetle selam diyorum. Sağ olun. Sevgili hemşerilerim, basın açıklamamız çok güzel oldu. Başkanlarım da çok güzel konuştu. Benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sadece hukuksuzluğu ve adaletsizliği, adalet kılıfı içerisinde adaletsizliği görmek veya görmemek mümkün değildir diyorum. Mağduriyetin mağruriyete dönüştüğü bir ortamı yaşıyoruz. Ha, bunların daha beterleri var mı? Belki bu süreç daha beterlerini de önümüze serecektir. Fakat biz birlik ve beraberlik içerisinde bu bütün engelleri hep beraber aşacağız. Çünkü biz ahdettik, inandık ve iman ettik. Hep beraber buradayız ve hep beraber sandıklarda olacağız. Çünkü zulümle abat olunmaz cümlesini mutlaka konuşmamız, anlamamız ve yorumlamamız lazım. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.